Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar. Ben Emrah Şen. Bir görüş alanı programıyla daha huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. 2 saat sürecek olan bu programımızda ağırlıklı olarak iç siyasette yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Zaman kalırsa ekonomideki sorunları ve çözümleri de değerlendirecek sevgili konuklarımız. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum izniniz olursa. Vatan Partisi MKK üyesi Furkan Kaplan. Uzaktan bağlantıyla, gerçi bugün 3 konuğumuz da uzaktan bağlantıyla iştirak edecekler. Sayın Kaplan, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi akşamlar Emre Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Siyasetçi, akademisyen, Profesör Doktor Sayın Özcan Yeniçeri de aramızda bu akşam. Siz de hoş geldiniz Sayın Yeniçeri. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saroz Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burhan Eptemli de bizlerle birlikte. Sayın Eptemli, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen giriş yapalım. Sayın Özcan Yeniçeri ile başlamak istiyorum, izniniz olursa. Şimdi Sayın Özcan Yeniçeri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kesinleşmemiş bu mahkeme kararı üzerinden pek çok gelişmeler yaşandı. Çokça da konuştuk programlarımızda. Şimdi bu kararla birlikte işte İmamoğlu ve Akşener'in mutluluğu gözlerden kaçmamıştı. Bunun üzerinde çok konuşuldu, yorumlar yapıldı. Buradan bir sözde mağduriyet yaratılmaya çalışılıyor. Sözde zorlama bir kahraman oluşturulmaya çalışılıyor. Bir algı oyunu var diye yorumlar da geldi tabii ki bu süreç içerisinde. Tabii Saraçhane mitinginde yapılan açıklamalar ve buradan çıkan mesajlar da önemliydi. Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane mitinginden haberim yoktu ifadesi de çok dikkat çekmişti bu süreç içerisinde. Bir partinin başka bir partinin iç işlerine karışmaması gerektiği yönünde yine bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. İmamoğlu'nun tabii verdiği mesajlar, yaptığı açıklamalar da çok önemliydi. Yaptığı açıklamalar adaylık olarak, Cumhurbaşkanlığına adaylık olarak değerlendirildi. En son, bu arada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına, haberimiz yoktu açıklamasına, Meral Akşener'den de yanıt gecikmedi. Kimseden izin alacak halimiz yok minvalinde bir açıklama yaptı Meral Akşener. Unutmadan hemen bunu da araya sıkıştırayım. Ayrıca bugün yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da içinde olduğu, aralarında bulunduğu CHP'li 11 belediye başkanı ortak bir açıklama yaptı efendim. Açıklamada şöyle deniliyor. Altılı Masa'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında kurulduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz mesajı paylaşıldı. Başından bugüne kadar, şu ana kadar yaşanan tüm gelişmeleri nasıl okumak, nasıl değerlendirmek gerekir diye başlayalım. Buyurun. Şimdi bu bütün bu anlattıklarınız bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin gerçekten siyasetinin doğru zemin üzere yürümediğini gösteriyor. Niçin yani efendim? Yani ne demek istiyoruz? Bunu şunu demek istiyoruz. Türkiye'de bu mağduriyet psikolojisi üzerinden ya da siyaseti normal vatandaşın oylarıyla belirlenecek biçimde değil, gerçeklerle değil, gerçeklerin tabirinde ise algılanma biçimiyle yönetilmeye çalışıldığı anlamına geliyor bütün bunlar. Tehlikeli mi bu? Ve bu çok yanlış. Belki bundan 20 sene sonra kısa kültür değişimi öyle kısa sürelerde gerçekleşmiyor. Belki 20 sene sonra bunun ne kadar yanlış olduğu anlaşılacak. Çünkü vatandaş daha fazla refaha, daha fazla konfora, daha iyi yaşamaya, daha fazla iş bulmaya, daha kolay yaşamını sürdürmeye vatandaşın ihtiyacı var. Siyasetin de tam bunun üzerinden gitmesi gerekiyor. Sen mağdursun, ben mağdurum, sen şeysin, söylemleri çok demagojik ve çok yüksek sesle bakıyorsun, sen iyi meydan okuyorsun şeklinde yapılan siyaset Orta Doğu'ya yönelik bir siyaset biçimi ancak olabilir. Burada herkesin yarınından emin olacağı güçlü bir gelecek şey içerisinde, duygusu içerisinde olması gerekirken endişe içerisinde yürütülüyor. Bir dönem kasetle siyaset dizayn edildi.
bir dönem yargıyla siyaset dizayn edildi. Bir şiir yüzünden işte bildiğiniz gibi bugünkü Cumhurbaşkanı hapse atıldı o zaman. Belediye başkanı elinden alındı. Ve demokrasinin ve seçim sisteminin nasıl hasarlı, rahatsız edici bir biçimde anlaşıldığı, algılandığı ve onun üzerinden yürütüldüğünü bu durum gösteriyor. Şimdi İstanbul Belediye Başkanı daha önceki seçimlerde herkesin bildiği gibi 13 bin farkla seçimi kazanmıştı. Zarfın içerisinden 4 tane oy çıkıyor. Bunun 3'ünü kabul ediyorsunuz. 4. oyu efendim siz her ne kadar bir şey olmamışsa da bir şeyler olmuştur. Nasıl olsa bu 13 bini kapatırız. Bir biçimde taşır İstanbul'a bir takım seçmen, o 13 bini kapatırız derken vatandaş 800 bin fark bindirdi. Şimdi bundan da ders alınmadığı gözleniyor. Çok ilginç bir şey. Yani bütün kurumlar gerçekten son derece sorumsuz, son derece geleceği ve ülkeye atılan adımların ne yamal olacağını bilmeden, hesaplamadan bir tutum ve tavır içerisine giriyorlar. Siyasetin bundan kurtulması lazım bir. İkincisi şu 4 tane kavram doğrultusunda siyasetin kaliteye ulaşması lazım. Edep, adap, etik, estetik bir zemine siyasetin süratle çekilmesi lazım. Üçüncüsü siyasetin bugünkü gibi kötü komşular gibi birbirinin elini sıkmayan, mızmız, birbirinden yakınan, birisinin söylediğinin diğeri tersini söyleyen bir siyaset biçiminin ne kadar düşük ve zavallı olduğu ortada. Bunu da ortadan kaldırmak, insanların birbirleriyle konuşup birbirlerini dinledikten, anladıktan sonra dengeli, aklı selim açıklamalarla siyaseti belli bir zemine getirmeleri gerekir. Şimdi bütün bu olanların sorduğunuz sorunun ikinci bölümünde bölümü için söylüyorum. Bütün bu olanların bize gösterdiği bir şey var. Herkes gerçekten halkın temsilcisi olmak, yarını daha öngörülebilir hale getirmek ya da Türkiye'yi daha iyi yönetilebilir bir konuma getirmek noktasında değil, ancak birbirlerinin tavırlarından, birbirlerinin kötülüklerinden, yanlışlıklarından yola çıkarak bir yerlere gelmek ihtiyacı duyduklarını, bunun için iktidarla muhalefetin hiç de birbirinden farkı olmadığı, herkesin geleceğe yönelik olarak ortaya proje, strateji, düşünce biçimleri koymak yerine tam tersine birbirlerinin üzerinden, birbirlerinin kişilikleri, kimlikleri üzerinden siyaset yaptıkları gözleniyor. Burada muhalefetin durumu enteresan. Çünkü muhalefette 6 tane ayrı siyasi görüşün bir masa etrafında toplanmasıyla meydana gelmiş bir ittifak var. Dolayısıyla burada 6 tane siyasi görüş gerçekten her anlamda, her olayla ilgili 6 farklı görüşün ortak bir paydada birleştirilmesi son derece zor ve güç bir iş. Bunu gerçekleştirebilmek için de sürekli bir araya geliyorlar ama eninde sonunda burada bir farklılıklar veyahut beklentilerin yeterince karşılanmamasının bu masanın bir biçimde farklı bir boyuta evrilmesini sağlayacaktır. Belki ikili, belki üçlü bir ayrı ayrı davranış. Birbirlerinin altını oyan, daha kendi içlerinde anlaşamayan bir masanın Türkiye'yi nasıl yönetici yorumları da yapılıyor. Onu da söylemek mümkün. Evet. Ama şu var, yani siyasette herkes bir yere gelmek için hep söylüyorum başkasının yanlışlarından veya başkasının eksikliklerinden yola çıkarak kaybet kazan stratejisi uygulamak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Peki. Bunun için de bu iktidarda var, muhalefette de var. Yani yalnızca şeye özgü bir durum değil, muhaliflere özgü bir durum değil. Ama bunun bir iyi yanı da var. O da şu, şimdi 6 ayrı görüşteki insanların bir araya gelip görüşlerini ortaklaştırmaya çalışması
aslında çok önemsenmesi gereken de bir konu. Ve dolayısıyla o ne düşünüyor, nasıl bakıyor, kendi çıkarları doğrultusunda nasıl hareket ediyor. Ve dolayısıyla da kişiler tek başına alıgıran baş kesen, tepeden inmeci, yukarıdan bakıp aşağıdaki kendine karşı olanları böcek gibi gören bir anlayışın da uzun vadede terk edilmesi gibi bir sonuç da ortaya çıkarabilecektir. Evet, ama toparlayalım Sayın Yeniçeri. İşlerinin çok solduğunu, önümüzdeki süreçte artık tek aday değil de belki birden fazla adayın söz konusu olabileceğini bu gelişmeler bize göstermektedir. Gösteriyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaplan, sizin görüşleriniz de değerli. Siz nasıl yorumluyorsunuz yaşanan tüm bu gelişmeleri? O bunu dedi, şu böyle davrandığının ötesinde mi bakmak gerekiyor? Yani bu yaşanan gelişmelerin biz alt metnini nasıl okumalıyız acaba? Öncelikle tüm konuklarımıza ve Ulusal Kanal'ı izleyen vatandaşlarımıza selamlar. Eskişehir'e ayrıca selamlar, Eskişehir'den bizi izleyen vatandaşlara. Şimdi bu meseleye şöyle bakmak gerek. Alt metnini, üst metnini bir kenara bırakalım. Zaten olay açıkça ortada. Şimdi bu altılı masa konusu ya da altılı masanın aday konusu çok magazinsel bir hale getirildi. Yani sanki biz bir pop şarkıcıyı tartışıyormuşuz gibi bir konu haline geldi. Gözden kaçırılan bir şey var. Bu altılı masanın bir programı var ortada. Evet. Program ne? Türkiye'yi yeniden borç batağına bağlama, işte yüksek faiz, düşük kur, yüksek ithalat, üreticinin belini bükme, ondan sonra HDP'ye özgürlük, FETÖ'ye özgürlük, KHK'ları işe döndürme. Hiç burada bir tartışma gördünüz mü altılı masa içinde? Yani hep altılı masa tartışıyor diyor herkes. Altılı masa içinde ben bu konularda bir tartışma görmedim. Ya da bundan dolayı Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında bir gerilim de görmedim. Yani siz nasıl HDP'yi bu kadar unursunuz ya da KHK'ları özgürleştirme vaadi verirsiniz, göreve döndürme vaadi verirsiniz gibi altılı masa içinde bir tartışma görmüyoruz. Altılı masa içindeki tartışma kim Amerika ile daha uyumlu çalışır, kim işte Gladio'nun gelecek planlarına daha iyi hizmet eder, bunun tartışması. Şimdi Akşener'in orada iki amacı var, iki gündemi var. Bir, Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nu gündeme getirerek İstanbul ve Ankara belediyelerinden yüklü ihaleler topluyor İYİ Partililer. Şimdi bu kamuoyunun gündemine gelen meselelerden birisi. Yani Mansur Yavaş'a gidip seni aday yapacağım diyor. Oradan ihale alıyor. İmamoğlu'na gidip Ekrem İmamoğlu'na seni aday yapacağım diyor. Oradan ihaleleri topluyor. Diğer mesele, şimdi Sayın Akşener dedi ki Halk TV'de yanlış hatırlamıyorsam, ben Cumhurbaşkanı değil başbakan olmak istiyorum dedi. Evet. Herkes bunu bir tevazu olarak yorumladı. Şimdi başbakanlık diye bir makam şu an yok. Olduğunda da Cumhurbaşkanlığının bir hükmü yok. Dolayısıyla Meral Akşener aslında esas lider ben olacağım diyor. Yani biz göstermelik bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyelim. Önemli olan oyu alması, nasıl yönettiğinin önemi yok. Oyu alacak bir karizmatik figür öne çıkaralım. Zaten ben başbakan olacağım diyor. Yani yürütmenin başında ben olacağım. Cumhurbaşkanlığı o zaman daha görece temsili, sembolik bir makam haline geliyor. Ya da daha az etkisi olan bir makam haline geliyor. Bunları gözden kaçırmamak gerektiğini Siz düşünüyorum. Siz Vatan Partisi olarak Sayın Kaplan, aslında adayların hiçbir önemi yok, isimlerin hiçbir önemi yok. Burada önemli olan program ve bir program ortada, evet, var. Bu Atlantik programı ve bu isimlerde, bu programın etrafında, bu liderlerde toplanmış durumda diyorsunuz. Dolayısıyla kim seçilirse seçilsin aslında izlenecek siyasette belli diyorsunuz, değil mi? Vatan Partisi olarak. Evet, tabii burada şu aday tartışmasında şunu da gündeme getirmek gerek. İYİ Parti içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği tartışmaya açıldı. Bunu biz açmıyoruz. Biz insanlara mezhebi üzerinden, köken üzerinden bakmış, Türk vatandaşıysa Türk vatandaşıdır. Biz onları siyasetleri üzerinden değerlendiririz insanları. Öte yandan Kılıçdaroğlu, ya, tırnak içinde söylüyorum, onların söylemi, İYİ Partililerin söylemi, Kılıçdaroğlu Alevidir ve bu yüzden kazanamaz diyerek Kılıçdaroğlu İmamoğlu arasındaki tartışmaları esas olarak mezhepsel yaklaşım üzerinden temellendiriyorlar. Bunu da gözden kaçırmamak gerek. Ama sizin de söylediğiniz gibi burada esas olan programdır. Peki Amerika
adayını belirledi mi? Amerika adayını baştan beri İmamoğlu olarak belirledi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şimdi Avrupa'da, Amerika'da kapı kapı geziyor ama yabancı evet. Büyükelçiler kimi ziyaret ediyor? Buna baktık. Yabancı büyükelçiler Türkiye'de İmamoğlu'nu ziyaret ediyor. İmamoğlu Türkiye'de onlarla görüşüyor. Ya da Wall Street Journal, New York Times gibi ya da Foreign Affairs gibi yayın organları, dergiler, gazeteler esas orada İmamoğlu'nu kahramanlaştırıyor, ikonlaştırıyor, öne çıkarıyor. Amerika'nın tercihi baştan beri Ekrem İmamoğlu'ydu. Bu arada Sayın Erdoğan Erzurum'dan altılı masaya bir tepki gösterdi. Şöyle diyor, yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim etme sözü verdiler diyor Sayın Erdoğan bugün yaptığı açıklamada. Sayın Kaplan. Evet, sadece yurt dışında değil, Türkiye'de de sözü veriyorlar. Evet. Şimdi, altılı masa aylardır toplanıyor. Ekonomiye dair tek söyledikleri şey faiz arttıracağız. Şimdi şu da doğru değil elbette. Hükümet faizi düşürdük, ekonomiyi düzelttik ya da düzelteceğiz gibi bir yaklaşımı var. Biraz bu dibi delik kovaya benziyor. Faizi düşürdün, peki yani ithalatçılığın önünü biraz kestin, peki ya da Katar'dan da döviz getirdin. Ama iç piyasayı düzenlemediği sürece ya da gümrükleri güçlendirmediği sürece, üretimi arttırmaya dönük politikalar üretmediği sürece hükümetin faiz konusundaki adımları yetersiz, hatta dengesiz bir ortam oluşturuyor. Öte yandan muhalefetin yaklaşımı ise faizi arttıralım, dolar üstün, ithalatın önü açılsın, piyasadaki ithal ürünler de olsa her şey ucuzlasın. Yani burada bir istihdam yaratmak, işsizliği bitirmek, köyleri canlandırmak, fabrikaları çoğaltmak gibi bir gündem olmadığını görüyoruz. Yani Türkiye'nin önündeki yani sorunları çözecek bir programları yok diyorsunuz bu altılı masanın. Uluslararası merkezleri de zaten bunun teminatını veriyorlar. Yani Londra'daki finans merkezlerine, Amerika'ya. Yani biz doların geleceğini garanti altına alacağız diyorlar. Hani Biden diyor ya, benim için önemli olan tek şey doların değeridir diyor. Yani doların dünya üzerindeki saltanatıdır diyor. Bizim Biden tayfası dediğimiz bu altılı masa, yanındaki HDP vesaire kuyrukçuları için de geçerli olan şey Biden'ın söylediğidir. Onlar için önemli olan şey doların geleceği, doların değeri, doların hükmü. Peki Sayın Kaplan, çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Sayın Eptemli, şimdi sizin görüşlerinizi de merak ediyorum tabii ki ama bu olup bitenler halkta nasıl cereyan ediyor efendim? Sayın Eptemli. Sesim geliyor mu? Evet. Şu anda duydum sizi. Siz benim sorumu duyabildiniz mi? Evet, duydum. Buyurunuz o zaman. Öncelikle altılı masanın toplanma şekline bakmamız lazım. Evet. Aylardır toplanıp, altılı masa toplanıp bir türlü bir aday belirleyemediler. Aday belirlemenin çok basit yolları var. Yani kamuoyu araştırmacısıyız. Kendi aralarında yaptıkları bir iki toplantıdan sonra basit bir şekilde en çok oyu kim alacaksa, onlar için ülkeyi kim yönetecekse belirlenir. Ve ondan sonra ülke için ne yapabiliriz, ona geçmesi lazım. Buradan şunu görüyoruz. Millet İttifakı'nın halk için düşündüğü hiçbir şey yok. Yani eğer halk için bir şey düşünmüş olsaydı Millet İttifakı, derdi ki biz aylardır toplanıyoruz. Kaçıncı toplantımız oldu? 6, 7, 8 artık kaç olduysa. Bu toplantıları ikisini de bitiririz. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleriz. Ondan sonra ülke için, halk için ne yapabiliriz? Bunların tartışmasına başlarız. Bakın, ayda bir toplanıyorlar. Her toplantıda yemek yiyip gidiyorlardı herhalde. Birkaç çalışma yapıp gidiyorlardı. Artık ne yapıyorlarsa bir türlü adayı belirlemiyorlar. Öncelikle ilk yapacakları iş kendi adaylarını belirleyip o aday üzerinden de kendi politikalarını çizmekti. Politikalar üzerinde tartışmaktı. Bu politikalar üzerinde tartışma yerine aday kim olacak, bunun tartışmasına girdiler. Demek ki burada ülke çıkarını, halkın çıkarını düşünen yok. Kendi öncelikle parti çıkarını ve sonrasında kendi çıkarını düşünüyorlar. Ya da önce kendi çıkarını, sonra parti çıkarını düşünüyorlar. O yüzden burada altılı masa halkı çıkarını ve ülkenin çıkarını bir düşünsün. Ona göre de adım atmalı gerekiyor. İkincisi, geçen yine bir televizyon programında şöyle bir tartışma yaptılar da hoşuma gitti.
Bugün altılı masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 6 tane partinin, farklı farklı partilerin bir araya gelmesiyle belirliyor. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. Seçimi de kazandı. Bileşenin, altılı bileşenin en küçük ortağı %0.0001 oyu olan Demokrat Parti çıkarıyor diyor ki benim sayemde oradasınız. Bunu İstanbul seçimlerinde gördük. HDP çıktı, İmamoğlu dedi ki benim sayemde oradasın dedi. Benim istediklerimi vereceksin dedi. Burada da Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandı diyelim ve Demokrat Parti çıktı dedi ki benim sayemde oradasın, benim istediklerimi yapacaksın. Ya da Cumhurbaşkanı bir karar çıkartacağı zaman, vereceği zaman kalkıp bu altılı masayı bir araya getirip toplayıp liderler siz ne diyorsunuz hadi ona göre karar mı verelim diyecek. Yani bu ülke nasıl yönelik bu altılı masanın ya da şu mantık olacak. Altılı masa işte Sayın Kılıçdaroğlu diyelim aday oldu, Cumhurbaşkanı oldu. Diğer beşi de bakan olacak. Ama sözü geçen, yumruğunu masaya vuran, istediği anda masayı dağıtabilen bakanlar olacak herhalde. Yoksa bu nasıl bir mantıkla yönetilebilecek onu da anlamış değiliz. Burada diğer konuda da yine Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş üzerinde çatlaklar oluşuyor, konuşmalar duyuyor. Sayın Meral Akşener'in bir yıl önce bir konuşması vardı. Orada şöyle bir şey söylüyordu. Sayın İmamoğlu ya Sayın Mansur Yavaş'ın amiri kendi parti lideridir diyordu. Ama bugün geldiğimizde geçen gün konuşmasında onlar altılı masaya bağlıdır dedi. Biz onları seçtirdik dedi. Bakın daha önce HDP söyledi bunu, şimdi de İYİ Parti söylüyor. Bizim sayemizde orada diyor. Yoksa eğer diyor o olmaz, biz olmasaydı seçilemez. Evet doğru söylüyor. Altılı masa olmasaydı Sayın İmamoğlu da, Sayın Yavaş da veya bir sürü büyükşehir belediye başkanları seçilemezdi. Şimdiden yumruğunu masaya vurmaya başladılar. Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Sıkıntıları var. Çünkü niyetleri halisane değildi, iyi değildi. Niyetleri halk ya da devlet değildi. Tamamen niyet, amaç şuydu. Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin. Yani Erdoğan'ı biz gönderelim, biz gelelim sonra ne olursa olsun. Galimeti paylaşırız mantığı. Hani biz savaşı kazanalım yani tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Biz savaşı kazanalım da galimeti sonra düşünelim. O mantıkla ganimi paylaşmak için de en başta olmak gerekiyor. O yüzden Sayın Akşener açıklama yaptı. Ben başbakan olacağım, Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Ama sonradan görüldü ki şunu düşünüyor Sayın Akşener. Benim başbakan olmam için, yani kendisinin başbakan olabilmesi için öncelikle mecliste 400 vekil ya da 367 vekili bulması, 360 vekili bulması gerekiyor. Evet. Fakat yapılan tüm araştırmalarda bu sonuca ulaşamıyorlar. Yani meclis çoğunluğu ya referandum yeterli olan 360 ya da anayasa değişikliği için 400 vekili bulma şansları yok şu anda. Bunu bulamadıkları zaman parlamenter sisteme geçemeyecekler. Parlamenter sisteme geçemedikleri zaman başbakan olamayacak. Bu durumda daha 5 yıl var demektir. Yani 2023'ten sonra 2028'de yapılacak bir seçimde belki başbakan olur. O dönemde AK Parti tamamen bitmiş olursa başbakan olma ihtimali, parlamenter sisteme dönme ihtimali olur. Bunun hesabını yaptığında başbakan olma şansı olmuyor. Kendisinde Allah uzun ömür versin. Yaşı da bildiğim kadarıyla yüksek. 5 yıl sonra belki artık siyasette olmayacak. Başbakanlık hayali de bitmiş olacak. Bunu düşündüğü için yavaş yavaş masaya yumruğunu vurmaya başladı. Belki yarın bir gün açıklama yapacak. Kendisi açıklama yapmayacak ama birileri Sayın Akşener'in aday olması gerektiğini, Cumhurbaşkanı aday olması gerektiğini söylemeye ve konuşmaya başlayacak. Bu da burada da bir çatlaklık yeniden oluşmaya başlayacak. Şu anda Sayın Akşener'in Sayın Akşener'in İmamoğlu'nu ortaya atması, İmamoğlu bana göre tırnak içinde söylüyorum piyano olarak kullanıyor. Yarın bir gün kendisi ortaya çıkacaktır. Evet. O yüzden altılı masa. Şimdi altılı masanın Türkiye'nin sorunlarını çözme gibi bir derdi yok. Hepsi kendi derdine düşmüş. Dediniz. Bu minvalde bir ifade kullandınız. Peki bu halkta nasıl cereyan ediyor? Nasıl karşılık buluyor? Bunu merak ediyorum Sayın Hepten. Nasıl cereyan ediyor? Artık şöyle bir şey söyleyelim. Bir dizi izlediğinizi düşünün. Uzun soluklu bir dizi. Belli bir zaman sonra senaryo hep aynı şekilde dönüyorsa insanlar o diziden sıkılır. Sonucunu bekler ama bitmiyor artık. Hep aynı senaryo dönüyor. Bir türlü sonuca varamıyor. O belli bir zaman sonra o diziyi izlememeye başlarsınız. Burada da altılı masanın halk arasındaki cereyan etmesi buna benzedi. Artık insanlar beklemiyor bir açıklamalarını. Ya yeter artık sıkıldık. Ne kim açıklayacaklarsa da açıklasınlar. Eğer Erdoğan açıklamış olsalardı ve programını belirtmiş olsaydı, halka inmiş olsalardı ben bir araştırmacı olarak şunu net söyleyebilirim. Seçimi kazanmaları da çok çok kolay olacak. Fakat halk artık yavaş yavaş bundan soğumaya ve uzaklaşmaya başladı.
Ya siz neyin derdindesiniz? Halkın derdinde misiniz? Devletin derdinde misiniz? Yoksa kendi çıkarlarınızı mı düşünüyorsunuz? Hayır, iktidar bunu işleyemiyor maalesef. İktidar da bunu işleyemiyor. İktidarın bir önce Sayın Hocamız dedi ya, herkes çıkar kalkıp farklı farklı dillerde işte edep yok, şey bilmem ne yok, ağız bozuk bozuk konuşuyorlar. Kalkıp da muhalefetin yaptığını iktidar konuşmuyor, anlatmıyor. Yani sizin derdiniz devlet değil, halk değil diyemiyor. Bunu diyebilseydi, bana göre iktidarın da derdi şu anda halk değil, devlet değil. Şu anda acaba birbirimize nasıl oy devşiririz mantığına girmişler. Seçimi kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım mantığında mekavalist bir düşünceyle gidiyorlar. Yani bu düşünceye sahip olduğu için iktidarda, halk karşısında, şimdi halk öyle bir şeye gelmiş ki, ya iktidara vereceksin ya muhalefete vereceksin mantığına gelmiş. Sandığa gittiğimde iki tane şey şık önümüne koyuyorlar. Ya iktidar, ya A'ya vereceksin ya B'ye vereceksin. Halk şunu göremiyor maalesef ki. Ya A ya da B olmak zorunda değil kardeşim, benim diğer seçeneklerim de var. Ama diğer seçeneklerin olmadığını görmemesinin sebebi, olduğunu görmemesinin sebebi de diğer seçenekler maalesef ki medya şeyinden dolayı bir türlü halka erişemiyor. Halka erişemediği için halk bunu göremiyor. Eğer halk bunları görseydi, A ve B seçeneğinin dışında C, D, E de olduğunu görebilseydi, hı, ne A'ya verirdi ne B'ye verirdi. Bu ikisinin arasında sıkışmış durum şu anda. Halk, hı, o yüzden üçüncü bir seçenek, dördüncü bir seçenek çıksa, arıyor, hem A'ya hem B'ye sandıkta iyi bir tokat vuracak. Hı. Ve bundan da artık hem muhalefetin açıklamalarından, adayın açıklamamasından, hem iktidarın da ülke çıkarları, halk çıkarlarının haricinde sadece muhalefete suçu atmak, muhalefeti eleştirmekten başka bir işi yok şu anda iktidarında. Bunu gördükleri için halk bunlardan da artık, yani tabiri caizse halk arasında yaka sikmeye başladı ama başka bir şansımız yok diyor. Ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı diye bir oran çıktı. %50'ye varan bir oran çıktı değil mi Sayın Eptemli? Bu aslında şimdi, sizin dediğinizi de ortaya koymuş olan bir sonuç. Evet, yani şimdi halk zaten şunu diyor, hani ülkenin sorunlarını çözecek, hangi parti çözecek dediğimizde %50'ye yakın bir oranda hiçbiri. Evet. Yani halk şunu diyor, benim başka bir alternatif bırakmamışsınız. Zaten güvenmiyorum ama ben bir vatandaş olarak görevimi yapıyorum, sandığa gidiyorum. İki seçenek verdiğiniz için de ben bir seçeneği tercih ediyorum. Bana göre en doğrusunu tercih ediyorum diyor. Ve bu da Türkiye'deki medyanın maalesef belli, yani bir kesim medya. Peki şunu anlayabilir miyim ya da anlayabilir miyiz Sayın Eptenli? Bu %50'ye yakın oran var ya. Seçim günü nasıl bir tavır sergileyecek? Şimdi bu %50'ye yakın ya da şöyle sorayım, çok affedersiniz. Bu %50'ye yakın oran ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı Türkiye'nin önündeki sorunları çözebilir. Her iki tarafa da güvenmiyorum diyor aslında ve sistem dışı bir tercih arıyor. Peki o seçim günü nasıl bir tavır sergileyecek ve bu kitlenin, bu seçmenin kararlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Kararsız olarak mı değerlendirmemiz gerekiyor? Şimdi bu seçmenin iktidara da muhalefete güvenmediğinde kararlılar. Yani güvenmiyorlar, net bir, evet, şekilde güvenmiyorlar. O zaman herhangi bir partiye, evet, oy verip vermeyeceğini de bilmiyorlar. Ama mecbur kaldıklarından dolayı, iki seçenek arasında kaldıklarından dolayı şunu soruyoruz. Örneğin Özcan Hocam'a diyorum ki ben, Türkiye'nin ekonomik sorunu hangi parti çözer? Özcan Hocam hiçbiri diyor. Evet. Fakat bu pazar bir seçim olursa hangi partiye oy vereceksiniz dediğimde Özcan Hoca X parti diyor. Bak, hiçbirini çözeceğini, iktidar ya da muhalefet partilerinden birini söylüyor. Hiçbirini çözemeyeceğini bilmesine rağmen, hiçbirini çözemeyeceğini bir şekilde arada kalmış, başka bir ihtimal yok diyor, gidip oy veriyor. Bunları o seçmen, %50'lik seçmen nasıl aşar bunu? Sandığa gittiğinde kararını nasıl verir? Burada da yine diyorum, diğer partiler devreye girmesi lazım. Diğer partilerin insanlara daha çok ulaşması lazım ki maalesef medya, onu söyleyecektim, medya bir tarafı iktidarın elinde, bir tarafı muhalefetin elinde. İktidar ve muhalefet medyayı, kendi dışındakileri medyaya çıkartmadığı için o partilerde fazla oy alamıyor. Çünkü halk bilmediği, tanımadığı bir insana da oy vermez. Ben Özcan Hocam'a oy vermek istiyorsam önce Özcan Hocam'ı tanımam lazım. Onun hakkında bir kanaatim olması lazım. Ona göre, evet, oy veririm. O yüzden eğer diğer partiler sahalara iyi inebilirse, halka ulaşabilirse, halk net bir şekilde kararını verir. Ben bu seçimde özellikle iktidara oy verecek seçmenlerin karar, yani daha doğrusu şöyle, 65 milyon seçmenimiz var. 2023'te 65 milyon seçmen oy kullanacak. Bu %85'lerde bir oy kullanımı oluyordu. Bu seçimde
çok çok altına düşeceğini, %80'in altına bile düşeceğini bekliyorum. Eğer kendine yakın bir parti, bu sorunları çözecek bir parti göremezse seçmen sandığa gitmeyecektir. Özellikle iktidara yakın seçmen gitmeyecektir. Peki Sayın Eptemli, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Yeniçeri, Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi devam ediyor. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yargı süreci de, hukuki süreç de bir taraftan devam ediyor. Bu arada tabii Sayın Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in talebi önemli. HDP'nin terör örgütüyle organik bağ dava sürecinde de devam ediyor. Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke el konulsun açıklaması talebi geldi. Dediğim gibi bir yandan da işte kapanma süreci devam ediyor. Şimdi böyle bir süreç içerisinde HDP'li terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'tan İmamoğlu'na destek mesajı geldi. İmamoğlu da buna karşılık verdi. Yüreğine sağlık, diline sağlık minvalindeydi yanılmıyorsam açıklama. Açıklamasının ayrıntıları da şöyle Ekrem İmamoğlu'nun. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçim mesajlarına şöyle yanıt veriyor. Ne güzel söylemiş. 85 milyon insana emanet etmek istiyoruz Cumhurbaşkanlığı koltuğunu. İnşallah bu süreç onu da çoluğuna, çocuğuna, ailesine kavuşturacak şeklinde karşılık veriyor Ekrem İmamoğlu. Nasıl değerlendirmek gerek? Ben demin ki Sayın Eptemli'nin konuşmasına da dayalı olarak bir iki cümle bir konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu altılı masada genellikle düşük profilli bir cumhurbaşkanı aranıyor. Çünkü hem Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener kendilerini cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorlar. Ama istedikleri an istediklerini yapabilecek bir cumhurbaşkanı şu anda zorunluluktan olması lazım geldiğini düşünüyorlar gibi. Ben bu genel başkanlardan birisine sordum. Dedim ki siz dedim yani bir cumhurbaşkanı gelsin. Biz altılı masanın etrafında bulunan altısı da olalım, yardımcısı olalım. Bizim söylediklerimizi yapsın. Sonra da bizim getirdiğimiz anayasayı uygulamaya koymaya çalışalım ve böylece sistemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştürelim diyorsunuz. Ben de aynı kanaatteyim. Bu sistem işlemiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'nin gereği ve gerçeğidir. Onun arızalarını düzelterek yerine getirmek lazım. Ancak siz gittiniz dediniz ki seçtiğiniz cumhurbaşkanına işte şöyle şöyle hareket edeceksiniz, şunları şunları yapacaksınız dediğinizde yeni bir Ahmet Necdet Sezer olayını meydana getirmez misiniz? Siz beni seçeceksiniz, bana halk oy verecek, ben olacağım cumhurbaşkanı. Ondan sonra anayasada, benim mevcut anayasada, fiili anayasada, resmi anayasada yetkilerim açık, net bir şekilde belli. Ve siz bana diyorsunuz ki şunları yapabilirsin, şunları yapamazsın ya da şunları şunları yapın. Seni biz getirdik, biz seçtik şeklinde ifade ediyorsunuz. Dediğimde kapıyı size gösterdiğinde ne yapacaksınız diye sordum. Dedi ki aynen cevap, biz de dedi ödeneklerini keseriz. İşte onun söylediklerini yapmayız falan filan dedi. Ve yani bu hiç aklın alabileceği bir iş değil. Yani buradan hemen bir cümle söyleyeyim. Seçim sonuçları ne olursa olsun bu anayasa gerçekten %50'nin değil %80'in 90'ın anayasası olması gerekiyor. %80'nin 90'ın anayasası olabilmesi için de ister muhalefet adayı kazansın, ister cumhurbaşkanı adayı kazansın, mutlaka bütün partilerin bir araya geldiği, daha önce altyapısı ciddi bir ölçüde tamamlanmış olan, birçok maddesi yazılmış olan bir anayasanın el birliğiyle devreye sokulması gerekiyor. Evet. Kanaatim budur. Şimdi gelelim HDP konusunda, HDP'nin kapanması konusundaki duruma. Şimdi ben buradan soruyorum, Türkiye kamuoyuna da soruyorum. Ya bir ahmak kavramı yüzünden koskoca İstanbul Belediye Başkanı'nı 2 yıl, 7 ay, 15 gün yasayı hukuk, ben ceza yasasında nasıl yorumlandı, nasıl geldi bilmiyorum. Ama diyorsunuz ki siyaset yapamazsın,
efendim şu işte 2 yıl 7 ay 15 gün hapse girsin, şöyle şöyle olsun diyorsunuz. Ya adamlar ülkeyi bölmek istiyor. Adamlar Öcalan'ın heykelini dikmek istiyor. Adamlar bu ülkede iç kargaşa çıkararak, iç çatışma çıkararak Kobani olayları dolayısıyla 50 küsür yurttaşımızın ölümüne sebebiyet verecek durumları meydana getiriyor. Açık, anlaşılır bir şekilde yaptıkları ortada. Fakat bununla ilgili narin ederim, narin ederim. Biraz da İşte İmamoğlu'nun açıklaması da bu anlamda anlam kazanıyor. Evet, yani onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Narin ederim, narin ederim. Biraz da kalsın, yarın ederim, geçiştiririm. İşte şimdi HDP diyor ki çok ciddi bir şekilde. Nereden bakarsanız bakın, hem iktidar hem muhalefet. HDP'siz işte Ankara'da seçim alınmaz, İstanbul'da seçim alınmaz, büyük şehirlerde seçim alınmaz. Bizim oylarımız iş başına geldi. Yani bu sanki HDP Türkiye'yi temsil ediyor. Yani bu millet 85 milyon insanın bunlar temsil ediyor. Bunların dışında hiç kimsenin kıymeti harbiyesi yok. Onlar oy verdi mi seçiliyor gibi bir anlayış meydana getiriyor ve bu partinin de sanki tekelleşmiş kendi güdümünde olan oy var. Bakın buradan açıkça söylüyorum. Daha önce de söylediğim için söylüyorum. HDP'nin bu duruma getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'dir ve çözüm sürecidir. Ve o çözüm süreci olayları gerçekleşirken bunlar bölücü başını muhatap aldılar. Dolayısıyla halka dediler ki sizin temsilciniz İmralı'daki. İmralı ne diyorsa biz onun yasal yapısal değişiklik yapmaya çalışıyoruz şeklinde bir imaj verdikleri için millet de oradaki halk da bunların etrafında toparlanma noktasına gitti HDP'nin etrafında. Yoksa halkın HDP'nin getirdiği bir takım açıklamaların veya yaklaşımların biri olarak onlara oy vermiş değil. Peki bugüne baktığımızda Sayın Özcan Yeniçeri, evet geçmişte hatalar yapıldı. Haklısınız, katılıyoruz size. Ama bugüne baktığımızda durumu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi bugün için işte aynı şey, yeni başka hatalar yapılıyor. Şimdi HDP Türkiye'de kilit parti değil. Bir de herkes aklını başına toplasın. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından oy istenecek. HDP'den, AKP'den, CHP'den, MHP'den oy istenmeyecek. O partiler kendi meşruiyetleri, kendi güçlerini halktan alacaklar. Ki hangi halktan alacaklar? Türk halkından, Türk seçmeninden alacaklar. Ortada bir HDP seçmeni, bilmem AKP seçmeni, MHP seçmeni şeklinde bakıp sanki onların almış oldukları oy tapulu, kadastroda işaretlenmiş oylar gibi görüp onlar bu oylara ila nihayet sahipler. Onlar nereye derlerse arkasındaki kitleler onlara bağlı. Onların istediği şekilde oy verecekleri doğru değil. HDP yargının ortaya koyacağı, alacağı bir karar sonucunda HDP'nin güçsüzleştiğini, elden hukuki niteliğini kaybettiği, bugünkü korumaların korumasının, yasal korumaların ortadan kalktığını halk görünce o halk güçlüden yana pozisyon koyacağı için evet, bağımsız aday koyarlarsa veya bir başka parti kurarlarsa onu bilmiyoruz, başka şey. Ama çok ciddi bir biçimde oy kaybedileni hep beraber göreceğiz. Bekir, çünkü iş yapamayacak, güçlü olmayan kişinin arkasından çok fazla halk gitmeyecektir. Onun için burada bir an evvel bu şeyin yapılması lazım. Kararın devreye sokulması gerekir. Gerçekten Anayasa Mahkemesi bu kararı öncelikli bir karar olarak ele alıp incelemesi gerekirken çok yavaş bir modelle işin üzerine gitti ve bugün bu noktaya gelmesinde çok büyük bir sorumluluğu üstlenmiş oldu. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in talebini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Yeniçeri? Ya o talep zaten öteden beri dikkat ederseniz hep söyledik biz. Çünkü bu para daha terörü güçlendirme parası olacak. Çok açık, çeşitli yolları kullanarak ben biliyorum. Belediyedeki işçilere veya partinin çeşitli alanlarına reklama para aktarıldı. İşte falanca faaliyetler için, sosyal faaliyetler için şu kadar para aktarıldı denilerek
gerçekte o faaliyetten göstermelik yapıp paranın büyük bir kısmının DAEŞ'in finansmanında kullanıldığını, terörün finansmanında kullanıldığını biliyoruz. Yani herkesin aklı bunu görüyor. Onun için evet. Burada yapılması gereken şey bu Sayın Şahin'in çok isabetle getirmiş olduğu bu tedbirin karar verilinceye kadar hiç olmazsa şey yapılması lazım, devreye sokulması lazım. Para verildikten sonra kararı alırsanız, kapatma kararı çıkarsa o zaman kararın da bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla o kararın sonucuna göre hareket edilmek üzere para bloke edilmesi ve bunlara ödemelerin durdurulması gerekiyor. Bu Türk devleti, Türk milleti, Türk demokrasisi hak ve özgürlükler bakımından zorunlu ve gerekli bir iş ve işlem olacaktır. Bunun başka yolu yoktur. Çünkü para olmasa terör olmaz, uyuşturucu olmasa terör olmaz, kaçakçılık olmazsa terör olmaz. Terörü besleyen teröre muhatap olanlardır. Dolayısıyla teröre Türkiye Cumhuriyeti Devleti muhatap oluyor, Türk milleti muhatap oluyor. Türk milleti tedbirini teröristlerden daha önce, daha akıllıca, daha tutarlı, daha basiretli, daha stratejik düşünerek önceden alması gerekiyor. Onun için de bir an evvel bu konuda hem kararın verilmesi hem de herhangi devlet eliyle kendisine kurşun sıkacak kişilere para aktarma hadisesini gözden geçirmesi ve ifade edildiği gibi durdurulması gerek. Peki Sayın Yeniçeri, çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaplan, siz de Vatan Partisi olarak başından beri HDP kapatılsın diye en kararlı mücadeleyi yürüten tek partisiniz diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi bir de tabii Anayasa Mahkemesi önünde her cumartesi basın açıklaması yaparak HDP kapatılsın diyeceksiniz. Diyarbakır annelerine desteğinizi de çok yakından takip ediyoruz. Ulusal kanal olarak yayınlarımızda aktarıyoruz, izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Biraz bilgilendirir misiniz bizi bu süreçle ilgili? Tabii onun öncesinde daha önceki konuşmacılarımızın söyledikleri üzerine bir iki cümle edeceğim. Burhan Bey üçüncü seçeneğin yeterince görünmediğine vurgu yaptı. Bir araştırmacı olarak, araştırma şirketi yöneten bir olarak onun gözlemleri elbette önemli. O da farklı çevrelerin, geniş kitlelerin nabzını tutuyor. Bir kısa Sarper Özsan'ı analım. Geçtiğimiz günlerde kaybettik onu. Evet. 1 Mayıs Marşı'nın bestecisi partimizin neferlerinden. Onun bestelediği bir şarkı var. Sadece o 1 Mayıs'ı bestelemedi. Brecht'in şiirinden bir beste yapıyor. Orada diyor ki dergileri, gazeteleri, bütün yayınları hepsi halka karşıdır. Evet. Onların hiç onları kurtaramayacak, durduramayacaklar halkın Coşkun Akan Selin'i. Evet. Burhan Bey medyanın iktidar ve muhalefet arasında top çevirdiğinden bahsetti. Doğru. Ancak dergileri, televizyonları, YouTube'ları, bilmem neleri onlara hizmet etse de bir de saha gerçeği var, halk gerçeği var. Şimdi halk da o kadar kutuplaşma yok. Yani kutuplaşan kesimler de var ancak halkın içinde ne o ne o diyen de var. Yani ya o ya o'dan Sayın Hüseyin Karanlık'ın ürettiği bir kavram ya o ya o diyordu önceden. Şimdi ne o ne o diyor. Yani kararsız kararlılar var. Onlar da Vatan Partisi etrafında birleşiyor. Bugün genel sekreterimiz bir bilgi notu paylaştı sosyal medya üzerinden. İşte Aydın'da Kuşadası Belediye Başkanı'nın yolsuzluklarına karşı belediye önünde toplandılar partililerimiz. Maltepe Belediyesi'nin ayakkabı hediyesi, 300 bin TL değerindeki ayakkabı hediyesi üzerinden partililerimiz belediye binası önünde toplandı. Zonguldak'ta Umut Ergin yöneticimiz, il sekreterimiz madenciler için, madencilerin işe alınma talebini, yerli kömürün üretiminin arttırılması talebini seslendirdi ve çok geniş çevrelerden tebrikler geldi. Partiye yeni katılımlar oldu. İstanbul İl Başkanlığımız Tahtakale esnafının sorunlarını dile getirdi, çözüm taleplerini dile getirdi. Balıkesir Havran ilçe başkanlığımız daha çok kısa bir süre içinde sonuç aldı. Sadece tepki dile getirmedi. Taş Ocakları şehir merkezinde 20 kat büyütülecekti. Buna karşı mücadele yürüttü ve chat toplantısı yapılmadan sonuç alındı. Biz keza aynı şekilde burada
bir kenar mahallede, ben kendim de o mahallede oturuyorum. Kenar mahallede Elif Nur Tifti'nin ölümüyle ilgili bir çıkış yaptık ve kenar mahallelere sahip çıkılması için çağrıda bulunduk. İşte Ordu'da sanayi esnafıyla partilerimiz buluştu. Yani daha sayamayacağım, programa sığmayacak örnekler de var. Bir yandan bir suni gündem var, kim aday olacak, kutuplaşıyor toplum gibi. Bir yandan da halkın, üreticilerin, sıradan insanların bir gündemi var. Orada da Vatan Partisi'nin önde olduğunu söyleyeyim. HDP konusuna gelince orada Sayın Özcan Bey'in söyledikleri önemli. Ya bu para doğrudan terörün kasasına gidiyor. Ama bizim mevziyi para gitmesin, para akışı durdurulsundan koymamamız lazım. Özcan Bey öyle söyledi diye demiyorum. Onu açıkça söyleyeyim. Ne olursa olsun, evet bu para terörün kasasına gidiyor. Bu yüzden HDP kapatılsın. Çünkü devletin kasasından para gitmesin ama HDP faaliyetini yürütsün gibi bir anlam çıkıyor diğer türlü. Yani HDP kendi çabalarıyla, kaynaklarıyla para toplayabilir, bağış toplayabilir, çocukları daha kaçırabilir. Yani çocukları teröre aktarıyor. Parayı aktarsa ne olur, aktarmasa ne olur? Yani 3 milyon, 5 milyon, 40 milyon, 100 milyon. Elbette o da önemli ama çocuklarımızı, bu ülkenin gençlerini, vatandaşlarını kandırarak rahatlaşılıyor. İşte uyuşturucu bağımlısı yapıyor, beynini yıkıyor. O yüzden bu daha vahim bir mesele. Ayan beyan ortada bir durum var. Biz de Anayasa Mahkemesi önünde bir nöbete başlıyoruz. Nasıl Diyarbakır anneleri örnek oldu herkese. Biz de Diyarbakır annelerinden ilham alarak Anayasa Mahkemesi önünde HDP kapatılana kadar nöbete başlıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaplan. Bir reklama gideceğiz değil mi arkadaşlar? Reklama gidelim, ardından devam edelim. Peki. Devam ediyor efendim görüş alanı. Televizyonlarını yeni açan ulusal kanalın çok değerli izleyicilerine iyi akşamlar, hoş geldiniz diyelim. Sayın Eptenli, sizinle devam edelim efendim. Evet, az önce de konuştuğumuz üzere bir yandan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili işleyen bir yargı süreci var. Bekir Şahin'in talebi çok önemli. Türkiye içeride ve dışarıda teröre karşı kararlı bir mücadele yürütülüyor. Ama bir kesimde var ki şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyor, şöyle bir siyaset izliyor. Evet, Türkiye teröre karşı kararlı bir mücadele yürütüyor ama bu mücadeleyi HDP'den ayrı tutalım gibi bir anlayış da hakim. Bu doğru bir bakış açısı mı diye sormak istiyorum. Tabii içinden geçtiğimiz böyle bir süreçte zorlama bir kahraman yaratılmak istenen İmamoğlu da şu açıklamayı yapıyor. İçinden geçtiğimiz böyle bir süreçte derken bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 85 milyon insana emanet etmek istiyoruz Cumhurbaşkanlığı koltuğunu. İnşallah bu süreç onu da, yani Selahattin Demirtaş'ı da çoluğuna, çocuğuna, ailesine kavuşturacak ifadesi. Nasıl değerlendirmek gerekiyor efendim? Şimdi HDP kapatılsın diyoruz değil mi? Evet. HDP, HDP, bilmem ne, tüm 29 yani alfabenin tamamını kullandık. Kapatıldı. Şimdi HDP kapatılsın. Kapatılsın. Devamı ne geliyor? Başka harfler. O da kapatılsın. Devamı ne geliyor? Başka harfler. Bunu yapacağımıza, hani bir söz vardır tabiri caizse. Sineği öldürmekle bitiremezsin. Bataklığı kurutmak gerekiyor. Şimdi madem biz HDP'yi, BDP'yi, şuyu, buyu, tüm harflerini PYK olarak görüyoruz ki ben de görüyorum. O zaman niye kapatmayla gidiyorum? Bir yasa getirelim. Terörle ilişkisi olan hiç kimse parti kurmamalı. En ufak bir şeyde direkt durdurulmalı. Anayasa Mahkemesi neden kapatmıyor o zaman? Böyle sorayım. Şimdi Anayasa Mahkemesi neden kapatmıyor? Seçime gidiyoruz. Hı. Şimdi Anayasa Mahkemesi, yani şu anda dava ortada. Seçime giderken acaba kapatırsak HDP ne olur? Kapatmasak HDP ne olur? Yani hukuki gerçek bana göre bir hukuk işlemiyor. Bir hukuk işlemiş olsa Sayın Bahçeli getir dediğinde getirmezdi o dosyaları. Bilmem kaç bin sayfalık dosyaları getirmezdi. Hukukun gereğini yerine getirerek getirirdi. Anayasa Mahkemesi'nde bana göre bir seçimdeki düşüncesi, bir seçim düşüncesi var ki kapatmıyor şu anda. Onun bir strateji çiziyorlar. Kapatırsak seçimde HDP ne olur? Kapatmasak seçimde ne olur?
Onun stratejisi daha sonra seçime yakın bir dönemde bir karar verirler. Yani daha doğrusu iktidara nasıl yarar bu karar? Ona göre bir karar verirler. O şekilde hareket ederler. Bir de şu açıdan da bakmamız lazım artık günümüzde. Terör demek PKK, yani PKK'yı bir şekilde bıraktılar. Terör demek sadece bir PKK, FETÖ değildir. Devleti ekonomiyle de yıkarsın. Devleti yolsuzlukla da yıkarsın. Devleti mafyayla da bitirirsin. Bunları yapan da terördür. Bir bütün olarak İster, mücadele etmek gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Olarak, evet, ama yani, zaten bir bütün olarak mücadele yürütülmüyor mu şu anda? Yani şimdi bakın, konuşmak fazla istemiyorum ama bütün olarak mücadele edilseydi iktidar yolsuzlukla mücadele ederdi. Yolsuzlukla mücadele ederken bir önce Sayın Kaplan belediyeleri saydı. Dinlediğim kadarıyla belediyelerin içinde hiçbir AK Partili belediye yoktu. Hiç mi AK Partili belediyede bugüne kadar yolsuzluk yok, yapılmadı. Sayın İçişleri Bakanımız geçen katıldığı bir programda, televizyon programında bilmem kaç tane belediyeyle ilgili soruşturma başlatmış. Bunların içinde AK Partililer olduğunu da söyledi. Bilmem kaç tanesi AK Partili belediyeler. Ama ne hikmetse bunlar hiçbir şekilde basına çıkmıyor. Basına çıkmayı bırak, hiçbiri ceza almıyor. Hiçbiri ceza almıyor. Ya kardeşim, eğer mücadele ediyorsan bu yolsuzlukla, yani yolsuzluk da bana göre bir terördür. Bununla mücadele ediyorsan önce kendinden başlayacaksın. Önce kendi evini süpüreceksin. Kendi evini temizlersen dışarı komşuna mücadele edersin. Şimdi kalkıp da HDP üzerinden bana göre iktidar sit yapıyor şu anda. Bir önce Sayın Özcan Yeniçeri hocamız dedi, şunu söyledi, dedi ki HDP yani merkeze oturtulmuş terazinin ortasında, HDP olmazsa sanki hiç kimse kazanamaz. Evet, şu anda iktidar ve muhalefet öyle bir duruma getirdi ki HDP'siz kimse kazanamıyor. Maalesef ki araştırmalarımızda bunu görüyor. Terazinin ortasında hangi tarafa yatarsa seçmen seçimi o kazanıyor, o parti kazanıyor, aday kazanıyor. Ama bunu yapan da iktidar ve muhalefet. İktidar işine geldiği zaman gidiyor, başörtüsü için şeyle görüşüyor, HDP ile. Ya şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, biz onu parti olarak görmüyoruz, onlar terör örgütü. Tamam, terör örgütü ammenna, ben terör örgütüyle hiçbir şartta görüşmem. Ne olursa olsun. Yani yasa için, başörtüsü yasası için kalkıp da HDP'nin elini sıkmam eğer onu terör örgütü olarak görüyorsam. Demek ki arka kapıdan ben basında terör örgütü olarak görüyorum diyorum ama arka planda terör örgütü olarak görmüyorum. Görsem gitmezdim. Bir mücadele var, evet, ama yapılan yanlışlar da var. Bunun altını çiziyorsunuz anladığım kadarıyla. Bakın, bugün Vatan Partisi gidip görüşüyor mu HDP ile? Kendi evet. Çıkarlarını düşünmüyor çünkü Vatan Partisi. Vatan Partisi ülkenin çıkarlarını düşünüyor. Ama peki, iktidar maalesef ki iktidar evet. ve muhalefet ikisi birlikte kendi çıkarlarını düşünüyor. Acaba biz de hani aynı 23 Haziran seçimi gibi, 31 Mart seçimlerin gibi Abdullah Öcalan'ın mektubu okutulduğunda niçin okutuldu? Oy almak için yapıldı bu. Burada da kalkıp iktidar gidip bilmem HDP ile görüşüyor. Acaba biraz yumuşama yapar mıyız? HDP'li seçmenden oy alır mıyız? Muhalefet onlara selam söylüyor. İnşallah çıkar diyor. İşte Ekrem İmamoğlu HDP sayesinde oy almış, seçimi kazanmış. İnşallah çıkar diyor. Ailesine, çocuğuna kavuşur diyor. Ya ben de şunu söyleyebilirim. Tamam. Bir vatandaş olarak inşallah terör örgütüyle bağını keser Selahattin Demirtaş. Hiçbir şey kalmaz. HDP de bunu yapar. Normal Türkiye'nin bir siyasi partisi gibi, Türkiye'nin çıkarını düşünen bir siyasi parti gibi ortaya çıkarsa ben de şunu derim. Ya sadece Selahattin Demirtaş değil, tutukluların hepsi kurtulsun, ailesine, çocuğuna kavuşsun. Ama ülke, tırnak içerisinde ülkenin çıkarlarını savunacak şekilde olması gerekiyor. Evet. Terör örgütüyle PKK ile hiçbir bağlantısı kalmayacak şekilde bunu bir açıklama yaptığı zaman ben de bunu derim. Selahattin Demirtaş inşallah serbest bırakır, ailesine, çocuğuna kavuşur. Çıkar, ülkesi için, Türk için dik dura dura siyasetinde yapar. Bunu herkes söyler. Ama baktığımız zaman iktidar şunu yapıyor. Oy uğruna acaba HDP'li seçmenden oy alır mıyım diye HDP'ye yanaşıyor. Muhalefet zaten yanaşmış seçim boyunca. HDP'si zaten olmayacağının bilincinde. Bir önce Sayın Yeniçeri hocamızın dediği, eğer olmasını istemiyorsa iktidar ve muhalefet şunu yapmalı. Ya peki şu an olarak konuşurken şu soru doğdu kafamda Sayın Eptemli. Biz HDP seçmenini HDP'den hep tenzih ediyoruz, ayırıyoruz elbette. HDP seçmenini kazanmanın yolu HDP ile işbirliği kurmaktan mı geçiyor? İşte ben tam onu söyleyecektim. Kesinlikle evet. HDP ile işbirliği şeyden geçmiyor. Bakın düşünün. HDP'yi partiye bir defa bırakın. Bir dernek kuruldu. Bir vakıf var. Derneğin içinde, vakfın içinde bir sürü insan var. Farklı farklı siyasi görüşte. Ben derneğin başkanıyım ya da vakfın başkanıyım.
Ya, o yönetimde olan ya da üyelerin bana ne kadar bağlıdır? Ben çıkıp şunu desem, şu partiye verin, hadi oy verin dediğinde dinleyecekler mi? Ben patron değilim çünkü. Ben onlara maaş vermiyorum. Maaş versem belki dinleyecekler. Şunu derim, maaşınızı keserim, işten çıkartırım desem, bir ekonomik bir tehdit edersem belki verirler. Bugün bir sürü federasyonlar var, Türkiye İş Federasyonu, bilmem ne federasyonları var. Masaya oturmayacağız derdi, çıkıp desin. İşçiler vermeyin AK Parti'ye ya da vermeyin şu partiye. Hep beraber bunu destekleyelim desin bakayım. Kaç tanesi dinleyecek o başkanının? Yani Türk İş Başkanı'nı kaç kişi dinleyecek? Burada da partiler, siyasi partiler maalesef hedefli oy veren seçmeni muhatap alacağına gidip parti liderlerini, kendi liderlerini, yani partinin liderini muhatap alıyorlar. E be kardeşim, ya git onlara muhatap olma. Git Diyarbakır'a. Git bilmem Van'a, git Hakkari'ye, git Şırnak'a, git İstanbul'daki HDP'li seçmene. Onları muhatap al. Onları muhatap aldığın zaman o seçmeni kazanırsın. Nasıl? Çözüm sürecinde ben o zaman hep şunu söylüyordum. Çözüm dağla olmaz. Çözüm İmralı'yla olmaz. Çözümü istiyorsan halkla yaparsın. Çözüm ancak ve ancak halkla olur. Halk istemediği zaman hiçbir terör örgütü barınmaz. Bugün Karadeniz'e gittiğinde ya da İç Anadolu'nun belli illerine niye PKK gidip orada barınamıyor? Çünkü halk istemiyor. Ama Doğu illerinde bakıyorsun ki orada barınabiliyor. Yine orada da halk istemiyor. Ama belli bir dönem önce halk içine girmiş, halkın içine girmiş, bir korku şeyi var, salmış. Mecburen halk kabul etmek zorunda kalmış. Kimi mecburiyetten kabul etmiş, benimsemiş. Kimi de kendi isteğiyle, kendi rızasıyla benimsemiş. O yüzden halka inmediğin sürece, bugün iktidarda da muhalefette halka kim iniyor? Peki HDP'ye o veya bu sebeple bugüne kadar oy vermiş seçmen, HDP'nin kendini temsil ettiğini düşünüyor mu? Çünkü bu anlamda da itirazlar var. Özellikle Diyarbakır annelerinden yükselen. Kesinlikle bizi temsil etmiyorlar diye. Şimdi bakın şöyle bir şey. Dedik ya %50'lik bir evet, seçmen kitlesi var. Hiç kimseye güvenmiyor. Şimdi HDP, yani daha doğu kökenli seçmenler HDP kendilerini temsil ediyor mu diye bir anket de yapmıştık. Kendilerini evet, temsil etmediği bir parti, ettiği bir parti olmadığı için piyasada, yani HDP, yani daha doğu kökenli seçmeni temsil eden bir parti olmadığı için bunlar da mecburen oy vermek, yani şu şekilde ben X partisine oy veriyorum diye o parti beni temsil ediyor anlamına gelmiyor. Seçenek içerisinde, belli şıklar içerisinde bir seçenek tercihi yapıyorum. Başka bir şey yok. Bu beni temsil ediyor anlamına gelmiyor. Evet. Hiçbir şekilde bakın HDP'ye oy veren seçmenlerin yaptığımız çalışmasında yaklaşık %62'si HDP bizi temsil etmiyor diyor. Ama evet, yani Kürtlerin hakkını savunduğunu söyledikleri için onlara oy veriyoruz. Ya da diğer bir açıdan bizim başka oy verecek parti olmadığı için onlara oy veriyoruz diyor. Halka inmek şu değildir. Peki. Kalkıp da illerde mitingler yaparak, Sayın Cumhurbaşkanımız Doğu illerinde şu anda mitingler yapıyor. Mardin'de yaptı, Urfa'da yaptı, Erzurum'da yaptı. Ya Sayın Cumhurbaşkanı mitingde yaptığı zaman o mitinglerde halkı temsil etmiş, halka inmiş mi oluyor? Halk ne kadar yaklaşabiliyor? Bırakın Sayın Cumhurbaşkanımız, evet 85 milyon insana sonuçta yönetiyor. Vekillere ne kadar ulaşabiliyor? Halk vekile ulaşamadığı anda ulaştığı kişiyi kendine muhatap alıyor. Bakıyoruz ki HDP vekilleri, HDP siyasetçileri doğu geziyor. Halkın içine gidiyor. Şimdi kendisini temsil etmese bile ulaştığı için, dokunabildiği için kendini temsil etmiş kabul ediyor. Bundan dolayı bugün bakın Vatan Partisi Diyarbakır annelerine gidiyor, dokunuyor, oradaki insanlara dokunuyor. Dokunduğun anda o insan seni artık kabullenmiş oluyor. Senin o merhabalaştığında, el sıcaklığını aldığında o seni kendinden biri olarak kabul ediyor. Evet. Burada siyasetçiler maalesef ki halkı muhatap alacağına gidip İmralı'yı, gidip Kandil'i, gidip diğer tarafı şeyi kabul ederse kendine, bu durumda halka inemediği zaman da halk da mecburen kalkıp ya ben AK Parti'ye vermiyorum, iktidara vermiyorum, muhalefete vermiyorum. Tamam HDP'de benim Kürt Partisi olduğunu söylüyor kendisi. O yüzden ben buna vereyim. Teşekkürler Sayın Ekten. Toparlayalım. Bundan dolayı halka inen parti, halkı kabul eden parti, halkı kendine muhatap alan parti bu seçmeni kazanır. Yoksa bu seçmen birilerin talimatıyla
gider sandığa oy verir. İmralı'nın talimatıyla oy verir. Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla oy verir. Gider bir partiye oy verir. İşaret ettiği partiye verir. O yüzden muhalefette iktidarı da acilen sahaya inmeli. Mitinglerle, büyük mitinglerle değil. Halkın dokunacağı mitinglerle. 10 bin kişiye hitap edeceğine mitinglerle 10 kişiyi ikna et. 10 bin kişi seni izleyince ikna olmuyor. Ama 10 kişiyi ikna edersen o 10 kişi 20 kişi olarak dönecektir sana. Büyük mitingleri bırakın. Sahaya inin, halkla merhabalaşın, yeterli olacaktır. Sağ olun Sayın Eptemli. Sayın Yeniçeri, Vatan Partisi evet cumartesi basın açıklamalarıyla her cumartesi Anayasa Mahkemesi önünde eylemler yaparak HDP kapatılsın kararlılığını, mücadelesini gösterecek. Bu tavrın, bu siyasetin sürece katkısı nasıl olur diye sormak istiyorum size. Yine yanılmıyorsam Perşembe günüydü. HDP'li vekil Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü malumunuz, biliyorsunuz. AK Parti, MHP, İYİ Parti tabii ki vekilliğin düşürülmesi yönünde oy kullandı. Ama CHP, HDP ile birlikte, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte red oyu kullandı efendim. Nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi şunu söyleyeyim, bir HDP kapatılmalıdır. Neden kapatılmalıdır? Evet. Türkiye Cumhuriyeti devletini kapatmaya çalıştığı için kapatılmalıdır. Birincisi bu. İkincisi parlamentoda PKK marşı söylediği için kapatılmalıdır. Üçüncüsü HDP'nin daha önceki milletvekillerinin %80'i yurt dışında çeşitli soruşturmalardan kurtulmak için gitmişlerdir. Orada da geçici kendilerine göre kurullar meydana getirmiş. Türkiye aleyhine çalışmayı bir faaliyet olarak, bir süreç olarak devam ettirmektedirler. Dördüncüsü, HDP kapatılmadığı takdirde ne yasalar bize işliyor ne de devletin bize gücü yetmiyor gibi bir imaj ürettiğini görüyoruz. Orada elbette halkın benimseyeceği, halkın kimliğini, kişiliğini savunan partilerin kurulması ve o partilerin halkın sorunlarını parlamentoya taşıması, gündeme getirmesi doğru bir yol, yöntem olur. Ancak bu halkı değil, terörü taşıyor. Silahla siyaset arasında tercihte bulunması gerekiyor bir hareketin. Eğer hem silah hem siyaset, biz silahı siyaset yoluyla destekleyerek ülkeyi istikrarsızlaştıracağız diye çok başka bir şey peşinde demektir. Yani bakın, bütün Türkiye'nin bütün sorunlarının karşısındadır HDP. Bütün çıkarlarının karşısındadır HDP. Kıbrıs'ta Rumların yanında. Ermenistan'da Ermeni soykırım tasarısının yanında. Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkilerinde Amerika'nın yanında. Yani Türkiye'nin yanında olan ve Türkiye'nin hayretler içerisinde insan kalıyor. Türkiye'nin yanında olan hiçbir, Türkiye'nin çıkarına hizmet eden hiçbir siyaseti izlemediğini ve gözlemediğini gözlüyoruz. Şimdi bunu cezasız bırakmak, yasalar karşısında yasalara uy deniliyor HDP'ye. Yasa dışı çalıştığın zaman anayasanın da meclisinde dışında kalırsın. Hem yasaya uyacağım diyor, parlamentoya geliyor, yemin ediyor. Ondan sonra da yemininin aleyhinde çalışıyor. Yasaların tanımıyorum diyor. Devleti tanımıyorum diyor. Ve ben bu ülkeyi bölmek istiyorum diyor. Diyen terör örgütünün doğrudan ya da dolaylı olarak her tavrıyla yanında oluyor. Böyle bir hangi ülke kendisini yıkmaya, bölmeye çalışan bir terör örgütünü veya terör örgütünün uzantısını absorbe edebilir, sindirebilir ki? Nasıl bu cevaplandıracak? Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Sizi yıkmak isteyecek ve örnekleri de var. Birçok komşu ülkelerde bunu da başarmışlar. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi düşüncesi içerisinde olanlar var. Evet. Ve dolayısıyla bunu gerçekleştirebileceklerini bu yolla kendilerini ifade ediyorlar. Onun için oy demeden, seçmen demeden ülkenin, vatanın, milletin, devletin yararı neredeyse herkesin orada pozisyon alması gerekiyor. Zaten üzerinde durduğumuz konu bu. Yani memleketin geleceğini garanti altına alması lazım siyasi partilerin ve siyasetin. Memleketin geleceği konusunda bakın, daha önce Bulgaristan 1876-78'e gelinceye kadar, yani 93 harbi sonucuna gelinceye kadar aynı tartışmaları, benzer tartışmalar orada da vardı. Makedonya'da da vardı.
Bosna Hersek'te de vardı. Ve onların hepsi Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla sonuçlandı. O da özgürlük verelim, okullar açalım, işte Ruslasın burada eğitim versin, iki tane de, üç tane de güvenlik güçlerin arasına Sırplı koyalım ya da Makedon koyalım, Rum koyalım. Onun sonucu ülkenin, o ülkelerin kopmasıyla sonuçlandı. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu bir söz var. Diyor ki, efendiler Bulgaristan ne zaman Balkanları biz kaybettik biliyor musunuz? Ruslar oraya dil akademisini açtıkları gün biz orada şeyi kaybettik diyor. Yani kültürle gerçekten samimi ve yerine getirilebilir bazı hakları ülkenin birliği aleyhinde kullanarak Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Yani bunu her şeyden daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Kuvayi Milliye'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin herkesten önce bunun farkında olması gerekir. Ama biz şunu görüyoruz, siyasi çıkar için Türkiye'de siyasi partilerin yapmayacağı bir herhangi bir konu yoktur. Maalesef bu partiler ila nihaya yaşayacaklarını, öbür partilerin Türkiye demokrasisinin bir partiler mezarlığı olduğunu göre göre kendilerinin ila nihaya yaşayacağını düşünerek bu tür tavırlar alıyor. Mesela şöyle bakın, Yunanistan'da Türk Partisi işte şu hakları kazansın, Türklere şu hakları verelim veya bunları da davranışlarında veya siyasi tavırlarında biraz serbest bırakalım da o zaman Türk halkının da oylarını alalım diyen bir Yunan milletvekili, bir Yunan siyasi partisi düşünebiliyor musunuz iktidarda ya da muhalefette? Düşünemezsiniz. Hepsi aynı şeyi düşünüyor. Ülkenin çıkarı söz konusu olduğu için, söz konusu olduğunda Bulgaristan'da da aynı şeyi, Yunanistan'da da herkes aynı şeyi düşünüyor. Onun için bu bir var olma yok olma meselesidir. Ülkenin birliği ve bütünlüğünü kısa, orta, uzun vadede sağlayıp sağlayamama meselesidir. Adım adım sizin içeride değerler sisteminiz, bütünlüğünüz kemiriliyor terör örgütü tarafından. Buna izin verilemez. Ve bu, herkes yeminine ve parlamentoya geldiğinde bir siyasi parti amaçları doğrultusunda çalışmak ve yasalara uymak zorundadır. Uymayanı uydururlar. Hayat da böyledir zaten. Yani kurallara uyacaksınız. Ya kurallara uyacaksınız, orada kalacaksınız, ya da kurallara uymazsanız size birileri bunu hatırlatır. Bizim yaptığımız işte odur. Yasaya uysun, anayasaya uysun, siyasi partiler yasasına uysun, devletin birliğine, milletin varlığına yönelik tavırlardan kaçınsın. Yani siz, ben siyasi parti oldum, ben hiçbir şey dinlemem, kendi kuralımı kendi koyayım. Nerede diyeceksiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyeceksiniz. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulabilmesi için bu milletin vermiş olduğu şehit sayısını 1683 yılından bugüne getirirseniz Karadeniz'i dolduracak kadar şehit verdik biz. Bu kadar oradaki bağımsızlık ve egemenlik için. Gerekirse bu millet bundan sonra da o fedakarlığa katlanır. Herkesin aklını başına devşirmesi lazım. Bu bölgede herkesin ülkenin birliğine, bütünlüğüne yönelik tavrının dışında ekonomide ne istiyorsa, sosyal hayatta ne istiyorsa, kültürel hayatta ne istiyor, onlar oturulur, konuşulur ve gerçekten haklı bulunan istek ve talepleri seve seve herkes yerine getirir. Ama ülkenin yıkılmasına çalışan ve bunu her türlü tavrıyla ortaya koyan, her türlü aracı kendisini dayatmak için çalışan bir terör örgütüyle siz şöyle böyle görmezlikten gelemezsiniz. Görmezlikten gelirseniz aslında terörle de mücadele etmiş olmazsınız. Çünkü terörle mücadele onu besleyen kaynakların kurutulmasıyla mümkün olacaktır. Onun için her alanda buna yönelik bir tutum içerisine girmek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parti de terör konusunda, ülkenin güvenliği konusunda, milli çıkar konusunda
parti çıkarını ikinci plana koymak durumundadır. Vatanseverlik odur. Ülke söz konusu olduğunda kişisel hırslardan, kişisel çıkarlardan soyutlanmaktır. Ülke sevgisi de odur. Ona yönelmeleri gerekiyor. Onun için Vatan Partisi'nin bu konudaki tutumu her türlü takdire şayan bir tutumdur. Ve şunu söylüyorum, bu ne yapar? Bu gündemde kalmasını sağlar ve dolayısıyla da konunun Türk halkı tarafından takip edildiğini gösterir. Nasıl ki düne kadar Diyarbakır'da anneler yoktu. Yaklaşık 2 sene önce mi ne oldu Diyarbakır anneleri? Dolayısıyla onlar nasıl ki gündemi tahir ettiler ve bunun sonucunda da çok ciddi gelişmeler oldu ise aynı şey Anayasa Mahkemesi'nin önünde yapılabilecek bir takım gösteriler veya bir takım hatırlatmalarla çabuk karar verilmesi, mekanizmanın hızlandırılması, konunun Türk kamuoyuna kabul ettirilmesi veya duyurulması noktayı nazarından vatansever bir harekettir. Vatan Partisi'ne yakışır diye düşünüyorum bu yön itibariyle. Çok teşekkür ederim. Sayın Şen, Özcan Hocamıza bir şey sormak isterdim izniniz olursa. Tabii buyurun efendim, buyurun. Şimdi Sayın Hocam, Semra Güzel'in tutuklanıp milletvekilinin düşürülmesi süreci oldu. Milletvekilinin düşürülmesi sürecinde 6 bileşme toplantıya katılmadığı için milletvekili düşürüldü. Yani anayasamız, meclisimiz bu kadar aciz mi? Yani terördür bu kardeşim deyip ben bunu terör olduğu için vekilliğini düşürdüm diyemiyor ama 6 bileşme toplantıya katılmadığı için düşürüyor. Yani bu nasıl bir mantık? Evet, çünkü doğru söylüyorsunuz. Gerçekten yani dolaylı bir biçimde başka bir eksikliğinden yola çıkarak düşürülmesi doğru bir şey değil. Çünkü konu terörle ilgili bir konu ve teröristle ilgili bir konu. Onunla buluşması, onlarla beraber olması, silahlı bir şekilde poz vermesiyle ilgili bir konu. Oradan düşürülmesi gerekirken sizin de söylediğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünde işte zannediyorum 6 bileşimde de 3 bileşimden fazla herhalde 6 katılmadığı zaman düşüyor. Katılmadığı takdirde düşüyor. Oradan bari oradan yapmadık ama buradan yapıyoruz şeklinde bir yaklaşımla hareket edildi. Halbuki katılmama sebebi de o fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra meclise gelemedi. Gelemediği için bileşimlere katılmadı. Hocam zaten burada anayasal hak olarak şöyle bir şey doğuyor. Ben bugün cezaevindeysem, örneğin sınava gireceğim. Cezaevinde olduğum için sınava giremiyor isem, benim daha sonra cezaevinden çıktıktan sonra sınava girme hakkım doğuyor. Burada yarın bir gün bu PKK yani terör vekilleri şeyden dolayı düşürülen, vekilliği düşürülene toplantılara katılmadığı için düşürülen, yarın bir gün Türkiye'yi dava açsalar ben toplantıya, beni içeri aldıkları için toplantıya katılamadım. O yüzden benim milletvekilim düşürülemez dese haklı duruma düşüyor. Çünkü yani hukuken de şu anda Türkiye suç işlemiş oluyor. Yani şunu işte, açıkça söylemesi lazım. Terör olduğun için biz seni atıyoruz. Bileşine katılmadığın için değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Katılıyorsunuz. Öyle olması gerekiyor. Açık, net, anlaşılır bir biçimde de önüne koymak gerekiyor. Peki. Aksi takdirde dolaylı şeylerle yaparsanız hukuka açık verirsiniz. Onu da iç hukuk olmasa dış hukukta şey yaparlar. Sizi tazminata mahkum ederler. Biri de zanneder ki suçsuz. Peki. Sayın Kaplan, sizin de değerlendirmenizi alalım. Evet. CHP, HDP ile birlikte Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine red oyu kullandılar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Öncelikle Burhan Bey'e bir yanıt vereyim. Burhan Bey güzel bir soru ortaya attı. Dedi ki bakıyorum da hep CHP'li belediyelerin önünde eylem yapıyorsunuz. Ya bu AK Partili belediyelerde yolsuzluk yok mu dedi. Şimdi biz Vatan Partisi olarak AK Parti'ye mi karşı olsak, CHP'ye mi karşı olsak, şunun önünde mi eylem yapsak, bunun önünde mi eylem yapsak gibi bir gündemimiz, değerlendirmemiz, yönelimimiz yok. Biz kendi programımız doğrultusunda hareket ederiz hep. Öte yandan az önce saydığım eylemler içinde örneğin Havran'daki taş ocağının genişletilmesi aslında hükümetin yanlış politikalarına karşı bir çıkıştır. Ya da burada kenar mahallelerde yaptığımız eylemde biz Aile Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın
görevini yapmadığını açıkça ifade ettik ve onlara tepki gösterdik. Keza aynı şekilde AK Partili vekillerin de içinde olduğu siyasetçilerin halka gelmediğini, halkın sorunlarıyla ilgilenmediğini, bu mahallelere uğramadığını söyledik. Onun dışında belediyeleri bırakalım, yani yolsuzluk tartışmasını da bırakalım. Açık bir israf var. Ya bunun adı da kısmen yolsuzluk içine sokabilirsiniz. Bu da yol değil çünkü bu. Yani açık bir israf var. Buna karşı da üretim devrimi kurultaylarında hem genel başkanın çıkış programlarında gündeme geldikçe mücadele yürütüyoruz ama sizin de bahsettiğiniz gibi gündeme gelen böyle bir mesele olursa emin olun o belediye önünde de aynı eylemi yaparız. Ondan da hiçbir şüpheniz olmasın. HDP meselesinde şimdi konuklarımız da söylenecek birçok şeyi söyledi. Artık HDP'nin kimse şunu iddia edemez yani. Yok canım HDP'nin PKK ile falan ne alakası var diye kimse iddia edemez. Bunu ki zaten HDP'nin kendisi söylemiyor. Başkaları HDP adına hayır HDP'nin alakası yok diye bir savunma içine giriyor. HDP'nin bugün hangi vekiline sorarsanız sorun PKK'ya terör örgütü diyemiyor. PKK ile aramızda mesafe diyemiyor. Yani o yüzden bir de mesafe koysun da ayrı bir saçmalık. Şimdi ben yayında da mesela aramıza mesafe koyduk. Ne oldu? Mesafeyle olur mu ya? Sen az ötede devlete ateş aç. Ben de mesafe koyalım burada durayım. Ben de buradan mücadele edeyim. Bu arada tam da burada hatırlattınız iyi oldu. Sorularım arasındaydı ama sormayı unutmuştum Sayın Kaplan. Şimdi Demirtaş'ı da son günlerde PKK'nın dışında bir ayrı yere konumlandırma çabası var. Böyle bir ayrıştırma şeyine girilmeye çalışılıyor. Tam da böyle bir süreçte bu PKK'nın sözde liderlerinden Karayılan'dan bir açıklama geliyor. Şöyle diyor, PKK ile Demirtaş arasında hiçbir çelişki yoktur. Demirtaş PKK'nın eseridir ifadesini kullanıyor. Belki buna da değinirsiniz. Buyurun. Evet. Doğru bir insan değil ama doğru söylemiş. Şimdi orada Öcalan'ın İmralı mektupları var biliyorsunuz. Öcalan HDP'yi Sırrı Süreyya Önder'dir işte onları niye eleştiriyor? Ya diyor size kendiniz vekilleri belirleyin demedim mi? Siz niye gidip yine Kandil'de orada burada belirlediniz bu vekilleri? Kendiniz belirleyeceksiniz diye kulaklarını çekiyor. Yani nereden baksanız elinizde kalır. Bir yandan İmralı'da Abdullah Öcalan HDP'nin kulağını çekiyor. Diyor ki vekilleri kendiniz belirleyin. Öte yandan da HDP'ler gitmiş vekilleri PKK kamplarında belirlemiş. Yani vekil adaylarını, belediye başkan adaylarını oralarda belirlemişler. Yani nereden tutsanız elinizde kalır. O yüzden HDP'nin PKK uzantısı olduğu açık, uzantısı değil parçası diyelim artık. Evet. Şu tartışmaları da bitirmek lazım. İşte HDP PKK'nın yasal uzantısı. Yasalsa niye kapatılsın diyoruz o zaman. Yasal değil. Uzantısı, parçası, bileşeni. Bir farkı yok zaten. HDP eşittir PKK. Bunu da böyle söylemek lazım. Onun dışında meclisteki vekilliği neden böyle düşürüldü eleştirisi de çok doğru. Şimdi orada AK Parti'de kararsızlıklar, tutarsızlıklar görüyoruz. Yani yakın zamanda ziyaret ettiler. Neymiş? Türban konusunda görüş alışverişinde bulunacakmış. Yani HDP bunu yaptığı an HDP demokrasimizin bir parçasıdır diye bir tiyatronun içine girmiş oluyor. Değildir. Görüşme. Zaten bir, Türkiye'de türban meselesi yok. İki, HDP ile mi türban sorunu çözülecek? Yani HDP bugün Türkiye düşmanı ya da aynı şekilde yakın zamanda grup başkan vekili diyebilirim. Özlem Zengin Hanım avukat çıktı yine görüşeceğiz dedi. Yani o yüzden bunlar en başta Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız için tedirginlik yaratıyor. Bakın orada PKK neden tutundu, nasıl tutundu konuşmaları yapıldı az önce. Halk elbette rahatsız bundan ancak halk bir dönem orada başıboş bırakıldı. Halk orada başıboş bırakılınca terör kendine yuvalanacak alan buldu. Bazı köyler kendi öz gücüyle çatışarak PKK ile çatışarak köylerine PKK'yı sokmadılar. Onun dışında halk oradaki PKK'nın ezilmesinden çok mutlu. Tabii PKK'yı ezdik, HDP'yi kapattık. Bunlar da önümüzdeki süreç için yeterli değil. HDP kapatılsın, yeni parti kurulursa o da kapatılacak. Ancak Doğu ve Güneydoğu'ya
Köklü yatırımlar yapılmalı, halk üretime katılmalı, orada kültürel bir devrim yapılmalı, oranın kültürel zenginliği ayağa kaldırılmalı ki bugün turizm alanında vesaire adımlar atılıyor, ancak tüm halkı bu işin içine katacak, halkı refah erdirecek yatırımlarla, siyasetlerle, politikalarla orada terörün tutunamayacağı, filizlenemeyeceği, orada Burhan Bey'in söylediği önemli, yani sinekleri bırakalım, bataklığı kurutalım. Bu her şey için geçerlidir. Yani uyuşturucuyla mücadele de, terörle mücadele içinde eğer bataklığı kurutursanız kimse onun içine düşmez, zehirlenmez, mikrop kapmaz, sinek ısırmaz. Dolayısıyla bataklığı da biz yine üretim devrimiyle kurutabiliriz. Biz bu yüzden buna bu kadar vurgu yapıyoruz. Yani süs olsun, laf olsun diye yanına devrim sözcüğünü koymadık. Yani tüm bu rantı bitirecek, kan emicileri bitirecek ekonomideki bir üretim devrimi ve üreticiyi ayağa kaldıracak, vatandaşı ayağa kaldıracak, halkça paylaştıracak, tasarrufu ön plana çıkaracak bir devrim herkes için şart. İşte bu devrimin konuşulduğu ortamda, bu sıkıntılar yaşadığımız ortamda hala hükümetin yönettiği, devletin bazı kurumlarının işte lüks otomobil ihalesine çıktığını görüyoruz. Yani bu tasarruf yapılmadan, tepedekiler bu tasarrufu yapmadan kim neden bu tasarrufu yapsın ve halkı üretim ikna için edemez mi diyorsunuz? Halkı ikna etmeyi bırakın, öyle bir derdi de yok. Yani ikna etmek için önce bir kendisinin böyle bir niyeti olması lazım. Halkı ikna etmek gibi bir niyeti de yok. Üretim gibi bir niyeti de olduğunu görmüyoruz. Numunelik üretimler var. Elbette şunları eleştiriyor değiliz. İşte bugün savunma sanayinde ciddi atılımlar var. Ne bileyim, TOK diye arabamız üretiliyor. Biz bunlardan çok mutluluk duyuyoruz. Bunlar artsın. Zaten bizim üretim devriminden kastımız bu alanlarda yaşanılan başarıların Türkiye'nin tarımdan eğitime her alanda yaşatılması, her alanda canlandırılması. Dolayısıyla hükümetin böyle bir niyeti olduğunu görmüyoruz. Üretimde gibi bir derdi de yok. HDP'yi kapatma noktasında da tutarsızlıkları var. Orada Milliyetçi Hareket Partisi görece daha tutarlı, daha ısrarcı. Ancak Anayasa Mahkemesi içindeki farklı hesaplar da var. Anayasa Mahkemesi'nde hala Abdullah Gül kalıntıları var. Ama yine iş şuraya çıkıyor. Yani hadi onlar yanlış, Abdullah Gül kalıntısı da sen üzerine düşeni yapıyor musun? Sen yeterli tavrı aldın mı HDP'ye? HDP'yi tecrit ettin mi de Abdullah Gül'ün adamlarını eleştiriyoruz. Böyle de bir mesele var. Yine burada en tutarlı partinin Vatan Partisi olduğunu görüyoruz. Bugün vatandaşlarımız girsin Google'a HDP kapatılsın yazsın. Her yerde Vatan Partisi çıkıyor. İkinci bir parti, kişi, grup çıkıyorsa vatandaşlarımız onunla değerlendirsin. Ama bunu da özgüvenle söyleyelim buradan. Peki Sayın Kaplan, üretim devrimi, üretim noktasına geldiniz. Madem oraya bir giriş yaptınız, zaten çok da vaktimiz kalmadı. Bir yarım saatimiz yok bile. Bir ekonomiyi değerlendirelim. Sayın Eptemli, şimdi asgari ücret açıklandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 8500 dedi. İşte bir yandan hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik, üreticilerimizin durumu ortada. Ne yaptık şimdi biz? Bir sorunu çözdük mü asgari ücreti 8500 yaparak? Tabii ki düzenlemeler yapılsın, artışlar sağlansın ama biz esas çözümü nasıl hayata geçireceğiz? Buyurun. Asgari ücret 8500 lira olarak yapılarak halkın cebine, asgari ücretin cebine para girmedi. Yine büyük iş adamların, para babaların cebine giriyor paralar. Hükümet maalesef ki asgari ücreti 8500 lira yaparak bir işsizliği arttırdı. Bakın artış yapılmasın demiyordum ben. Daha önceki prognozu da söyledim. Evet. Ya %54 yapmış, 55 yapmış. %55 yapacağına %30 indirim yapsın. Vatandaşın daha çok işine gelir. Belki halk ilk başta mızmızlanır, asgari ücrete zam yapılmadı ama diğer %30'luk indirimi gördüğünde, markete gittiğinde, ucuza bir şey aldığında bir ay sonra bunun farkına varır. Aa, hükümet doğru bir şey yaptı derdi. Ama şu anda 8500 lira yaptı. Güzel, evet. Bir ay sonra ceplerine 8500 lira girecek. Belki bir ay değil, 40 gün sonra girecek. Ama daha 40 gün sonra cebine 8500 lira girecekken gün itibariyle cebinden para çıkmaya başladı.
tüm şirketlerde %30 oranda arttırım yapıldı. Şimdi baktığımızda bir yerden sizin cebinize %54 gelirken bir sürü kalemden %30 gidiyor. Yani 8500 lira, daha önce 5500 lira alıyordu. Ondan önceki şeyde de söyledik. Daha önce 5500 lira alıyordu. 5500 lira alıp cebinden bir ay sonra 10 bin lira çıkıyordu. Eksi 5000, yaklaşık 4500 lira içeri giriyordu. Şu an 8500 lira alacak. Eksi 20 olacak. Eksi 10, yani 20 bin lira cebinden çıkacak. Eksi 12500 lira cebinden çıkmış olacak bu defa. 11500 lira cebinden çıkmış olacak bu defa. Yani halkın refahını arttırmadı. Devlet hiçbir şekilde enflasyonla, zamlarla mücadele etmedi. Sadece göz boyama bir rakam verdi. Yani şunu deriz ya, cebine girmeyen para senin para değildir. İstediğin kadar iş yap, şunu yap, o para eğer cebine girmediyse yaptığın işin de hiçbir anlamı yoktur. Daha para senin değildir çünkü. Sayın Erdoğan, burada da işçiyi de işvereni de mutlu edecek bir orta yol bulduk. Bakın, mimarinde bir açıklama yaptı. İşçiyi de işvereni de, ben kendi adıma söyleyeyim. Geçen bir tweet attım. Asgari ücret şu kadar olacak. Benim ortakta yaptı. Ne yapacağız? Dedim ki iki kişinin yapacağı bir işi bir kişi yapacak bundan sonra. Yani ne diyorum? İşçi çıkartacağım diyorum. Çünkü o bana 8500 lira asgari ücret 8500 lira yaptı da bana 12 bin liraya mal ödüyor hemen hemen. Bir işçi. Evet. Ya zam yapacağım ki ben hizmet sektörüyüm. Düşün, üretim sektöründe olan bir insan. Zam yapmak zorunda ya da işçi çıkartmak zorunda. Başka şansı yok. O yüzden hükümet önce kendi elinde olan bazı kalemlerde indirime gitseydi, örneğin basit bir şekilde şu anda zamların en büyük sorunlarından biri diyorlar ki nakliye, yakıt. Yakıt fiyatından dolayı zam yapıyoruz diyor. Ya hükümetin elinde %18 KDV, %8'i indir geçici olarak. %10 bir indirim yap. Şu anda 24 lira olan benzin, mazot 2,5-3 liraya insin aşağı ama denetle. Diğer şeylerde indirim yapıyor mu? Benzine zam, yakıta zam geldiği anda gecede direkt marketler başlıyor fiyat arttırmaya. Bunu da sen indirdiğin anda takipte. Ya koskoca devletsin. Raflardaki fiyatları bilmiyor musun? Raflardaki fiyatı takip al. Zam yapana öyle bir cezalar uygula ki bir daha sırtını kaldırmasın. Yani kalkıp da 1 milyon, 2 milyon ben ceza uyguladım. Umurunda değil. Zaten bir kalemde şimdi bir tane markette çıkartıyor. Biz ulusal kanal olarak sokağa iniyoruz. Halkımıza mikrofon uzatıyoruz. Bu sorunlar nasıl çözülür diye soruyoruz. Üretim diyorlar. Siz de şimdi, bir araştırma şirketinin başkanısınız. Dolayısıyla nasıl tepkiler alıyorsunuz halktan, halka indiğinizde, görüştüğünüzde? Hükümetin 20 yıllık iktidarında, 22 yıllık bu iktidarda, yani yıllık bu iktidarda üretim hiç olmadı. Hep hazır yedik. Hazıra daha dayanmaz mantığı. Hiç üretim, yarın bir gün, biz yarını düşünmedik. Üretelim demedik. Üretim demediğimiz için şu anda mecburen birilerine bel bağlıyoruz. Ha, çok mu geç kaldık? Evet, çok geç kaldık. Ama ne kadar geç kalırsak kalalım, yarınları düşünüyorsak, eğer sadece iktidarımızı, güç bizde kalsın düşünmüyorsak, yarın değil bugün üretime başlamamız lazım. Yarını beklersek daha çok geç olacak. Eğer üretime başlarsak, kendi milli gelirlerimizi halka sunmaya başlarsak, o zaman yeni bir, yani halkın refahını arttırabiliriz. Sayın Bakan Mehmet Muş bir tweet atmıştı. Şöyle bir tweet. Evet. Tweet okuyacağım. Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan, bakın altını çiziyorum, haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespit halinde sorunlara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Haklı bir gerekçe diyor. Geldi benim yanıma dedi ki sen anket fiyatlarını niye arttırdın? Ben de niye zam yaptın asgari ücret diye derim. Benim için haklı bir gerekçedir. Ne yapabilir? Yani tamamen halkı uyutma mantığı. Haklı bir gerekçe ne diyebilir? Gitti markette sen buna niye zam yaptın diyemez. Öyle bir şansı yok. Haklı gerekçe diyor. Bak oraya altında çizmiş. Haklı bir gerekçeyle. O yüzden sen 20 yıldır üretimi yapmıyorsun. 20 yıldır kendi Türkiye'ye beni eksem Türkiye topraklarına bir daha çıkarım. 20 yıldır bu topraklarda hiçbir şey yapmamışsın. Kalkıp yok şu zam yaptı, yok bu bunu yaptı, yok şunu yaptı, yok doğalgaz bulduk. Ya doğalgaz buldu, halk şunu söylüyor. Doğalgaz bul kardeşim, sıkıntı yok. Ama benim cebime girmiyorsa bana ne doğalgazdan? Belki 5 yıl sonra girecektir bunun cebine.
Belki 5 yıl 10 yıl sonra faydasını buna görecektir. Ama şu an ben öldükten sonra, benim kıyametim koptuktan sonra dünya kıyameti kopmuş benim umurumda değil. İnsanlar bunu düşünüyor. İnsanlar önce can diyor, kendini düşünüyor. Ben yaşamadıktan sonra Türkiye dünyanın en güzel ülkesi olsa, refah içinde yaşasa ben ölmüşüm artık. Ben açlıktan ölmüşsem ne fayda bana? O yüzden hükümet yarın değil bugün acilen üretime geçmeli. Sadece ve sadece üretim politikası üzerine giderse bu ülke ancak refah seviyesine ulaşır. Yoksa yok artı üretime geçerken de şunu yine söylüyorum, hukuken belki suç da işliyor olabilirim şu anda. Benim partime yardım edecek bir iş adamına ben göz yumarsam, seçimlerden bana maddi destek veriyor diye göz yumarsam ben yine bunun önüne geçemem. AK Parti iktidara gelmeden önce yolsuzlukların, hortumların keseceğini söyledi. Kessin. Önce kendine destek veren iş adamlarının yolsuzluklarını kessin. Peki. O kestiği zaman, yani şimdi insanlar şunu diyebiliyor, ya Burhan işte AK Parti'yi savunan bir insan, nasıl böyle bir şey? Ben AK Parti'yi savunan bir insan değilim, ben araştırmacıyım. Bana halk ne söylüyorsa ben onu söylerim. Umurumda olmaz. Bugün AK Parti ile ilgili halk söylediği bir şeyi ben açıklarım. Ya da muhalefetle ilgili söylediği bir şeyi ben açıklarım. Çünkü halktan aldığım verileri konuşuyorum. O yüzden AK Parti bugün yolsuzlukların önüne geçerse, yapılan haksızlıkların önüne geçerse ve üretime geçerse ancak ve ancak AK Parti değil, herhangi bir muhalefet partisi, iktidara gelen parti ancak ve ancak bu şekilde refah seviyesini yükseltir. Yoksa asgari ücreti 8 bin değil, 180 bin de yaparsan ben bugün ekmeği 5 liraya değil, asgari ücret 8500 lirayken 8500 lira oldu diye ekmek 4 liradan 5 liraya çıkacak. 180 bin lira olduğu zaman ekmek de 58 bine çıkacak bu defa. 58 TL'ye evet. Çıkacak. Aynı şey. Yani bana vermiyor o parayı. Güya benim cebime veriyor ama benim cebimden de diğer patronlara veriyor. Bu asgari ücretin 8500 lira olması hiçbir halkın faydası yok. Bir ay sonra, yani 40 gün sonra o parayı aldığında almadan halk ağlamaya başlayacak. Peki. Bu defa toparlayalım. 5 dakikamız kalmış. 5 dakikamız kalmış Sayın Eptemli, çok özür dileyerek. Sayın Yeniçeri, sizden de çok kısa bir yorum isteyeceğim bu konuya dair. Son sözü olarak da Sayın Kaplan'a bitirip sonra bırakacağım. 5 dakikayı aranızda paylaşın, 2,5 dakika. Buyurun. Peki. Sayın Eptemli doğru söyledi. Evet. Gerçekten bu 8500 lira bir yönü itibariyle işsizliğin artmasına neden olacak. Yani evet. İşçi çalıştıran insanlar şu anda, bugün biz bir milletvekilinin oğlunun düğünündeydik. Orada bir iş adamı yanımızda oturuyordu. Kendisi işte 70 civarında işçisinin olduğunu ve dolayısıyla da bir işçinin kendisine maliyetinin 12 bin liraya çıktığını, bunun 250 lirasının devlet tarafından karşılanacağını, 2250 lira da kişi başına kendisinin ödemek zorunda olduğunu söyledi. Ben hangi tercihi yapacağım? Ya işçi çıkaracağım ya fiyatları artıracağım şeklinde bir paradoks önümüze koydu. Ben şunu söyleyeyim, bir ekonomi bir denge meselesidir. Siz üretim tüketim dengesini, arz talep dengesini, yatırım tasarruf dengesini, gelir gider dengesini, ithalat ihracat dengesini kuramadığınız sürece alacağınız kağıt üstü tedbirlerle sorunu üzerinden gelemezsiniz. Burada yapılması gerekenleri başlık olarak söyleyeyim. Acilen bir üretim seferberliğe Türkiye'nin ihtiyacı var. Emek yoğun alanlarda emek yoğun bir üretim şekline Türkiye'nin bir an evvel ekonominin sokulması lazım. Tasarruf seferberliğine Türkiye'nin ihtiyacı var. Yani harcamada hovardaca tavırlardan artık önce devletin sonra da iş çevrelerinin kaçırması gerekiyor. Ve üretim seferberliği ilan edilmesi lazım. Evet. Bu olağanüstü hal gibi bir şey. Üretim seferberliği bir zorunluluktur, bir gerekliliktir. Ayakta kalma mücadelesidir. Hayati bir olaydır. Kayıt dışı ekonomi seferberliği ilan edilmesi lazım. Gelen paraların veya yapılan iktisadi faaliyetlerin sonucu elde edilen tasarrufların kayıt dışına kaymamasına çalışılması lazım. Tüketim seferberliğine ihtiyacı var. Mümkün olduğu kadar, gerektiği kadar tüketmek, optimal tüketim modeli devreye sokmak lazım. Yolsuzluk seferberliğine ihtiyacı var. Daha çok sayacaktım ama evet, madem toparlamak gerekiyor. Son cümle şunu söyleyeyim. Türkiye'nin bir zihniyet değişimine
gitmesi ihtiyacı var. İktidarın bunun farkına vararak adımlarını atması gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaplan, siz neler söylersiniz? Evet, buyurun. Diğer konuklarımız aslında bizim partimizin programını farklı kelimelerle benzer biçimde evet. Çok güzel ifade ettiler. Ben o yüzden onları tekrarlamayacağım. Şimdi üretim için aynı zamanda işçiye sahip çıkmak lazım. Eskişehir'de atışkan alçı işçileri 6 aydır grevdeler. Yani 6 aydır maaş almıyorlar. Bayrağını dik tutuyorlar. Mücadele bayrağını dik tutuyorlar. Onların varillerinde, sobalarında ateşler yanıyor. O varilin başında zafer gününü bekliyorlar. Onları buradan selamlıyorum. Üretim devrimi sadece böyle programla vesaire değil, aynı zamanda çok basit bir şekilde işçiye sahip çıkarak, işçinin alın terinin karşılığını vererek, onun üretimini teşvik ederek olur. Onları buradan selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Kaplan, Sayın Yeniçeri ve Sayın Eptemli. Hepinize katkılarınızdan ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi iletirim efendim. Tabii ki teşekkürlerin en büyüğü her zaman olduğu gibi Ulusal Kanal'ın siz çok kıymetli izleyicileri için efendim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yarınlar diliyoruz.